Aile Vakti'nden herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Efendim, Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Aileyi vakit ayırmakla bizleri mutlu ettiniz. Mutluluğunuz daim olsun. Efendim, bugün biraz özel bir konuya gireceğiz. Çığ kitabının yazarı Ahmet Özdemir aramızda. Kendisi yazar ve milli eğitim müfettişi. Ve bir zaman gerçekten çok böyle büyük şehadetin yaşandığı, bir çığ felaketinin olduğu bir yerde öğretmenlik yaparken yaşadığı bazı mevzuları ve bugün öğretmenliğin özellikle olması gereken vasıflarını konuşmak üzere hocamı ta uzak diyarlardan buraya davet ettik. Ahmet Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çığ ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, size tabii yazar ve milli eğitim müfettişi olduğunuzu ifade ettik. Evet. Neredesiniz, ne yaparsınız, kimsiniz? Biraz sevgili izleyenlerimiz sizi tanısa. Evet, Ahmet Özdemir, Manisa Gördes doğumluyum. İlk orta öğrenimi Gördes'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi Hatay'da tamamladım. Daha sonra 1991 yılında Şırnak Merkez'e bağlı Görmeç Köyü'nde öğretmenlik mesleğine, bu kutsal mesleğe görevime başladım. Tabii az önce sizin de bahsettiğiniz gibi başımızdan geçen bir doğa olayı sonucunda yaşamış olduğumuz bu olaylardan sonra yeniden üniversite sınavlarına girerek eğitim yönetimi, denetimi bölümünden 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. 1999 yılından beri de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Maarif Müfettişi olarak çalışmaktayım. 1999 yılında Adıyaman'da başlamış olduğumuz bu meslek hayatına sırasıyla Afyon Karahisar ilinde, Uşak ilinde ve en son olarak da son 6 yıldır Bursa ilinde devam etmekteyiz. O zaman Adıyaman'a, Afyon'a, Uşak'a, sonsuz selamlar, Bursa'ya sevgiler. Selam olsun. Aynen. Şimdi Erzurum diyecek ki selam olmasın. Bugün de Cumhurbaşkanımız orayı selam verdi. Evet. Efendim, biz bütün ülkemize selam ediyoruz. Hakkari'den Edirne'ye, Hatay'dan Sinop'a, her bir karışa, efendim, orada yaşayan herkese selam olsun. Bize gönül vermiş bütün dostlarımıza, yurt dışındaki bütün sevdiklerimize, vatandaşlarımıza efendim selam olsun diyoruz. Evet. Biz de çok memnun olduk. Kıymetli Hocam, eğitim müfettişisiniz ve son 6 yıldır Bursa'dasınız. Evet. Bu özellikle hani arkadaşlarımıza gösterecekler daha doğrusu. Çığ romanı nasıl ortaya çıktı? Yani nedir bunun hikayesi? Buradan girelim. Evet. Fakat bugün özellikle sizin dilinizden biraz öğretmenlik vurgusunu duymak istiyoruz. Belki direkt öğretmenleri konuşacaksınız ama aslında toplumun öğretmenleri genel olarak büyüklerimiz var. Onları biraz konuşmak lazım. Evet. Önce bunun hikayesiyle başlayalım diyorum. Evet, onun hikayesi 1991 yılında başlayan bir hikaye. Dolayısıyla Ahmet Özdemir'in meslek hayatına başladığı bir yıldan bahsediyoruz. Şırnak Merkez'e bağlı Görmeç Köyü. Az önce ne güzel ifade ettiniz. Her yere selamlar, sevgilerimizi sunuyoruz bu anlamda. Memleketin her karış toprağında görev yapmak için o kadar can atıyoruz o dönemlerde, yıllarda. Neresi olursa olsun, bayrağımızın dalgalandığı her yerde seve seve bu mesleği sürdüreceğiz. Ömrümüz var olduğu sürece. Şunu her zaman söylemişimdir. Nerede olursa olsun ben bu görevi yaparım. O zor şartlardaki 1992 yıllarından bahsediyoruz. Yaklaşık bir 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu anda imkan olsa derim ki bu kutsal mesleği ben gene seve seve, şans verilmiş olsa aynı mesleği seçmek isterim. Çünkü dinimizin de ilk emri oku. Bundan daha evet. Güzel bir kutsiyet olabilir mi? Evet. Yani Hazreti Ali'nin bu anlamda sözleri var. Okumak üzerine ne güzel şeyler söylemiş. Ben biraz da süremizin kısıtlı olduğundan hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Şırnak Merkez'e bağlı Görmeç Köyü. Evet. 1992 yılında tahmin edersiniz 1990'lı ve 95'li yıllar, terörün artık kol gözdiği dönemler. Bu arada birçok köyümüz terör örgütü PKK tarafından aslında yakılmış. Bolu Komando Tugayı tarafından ve değişik primlerden askerlerimiz gelmiş, bu okulları onarmış ve yeniden eğitim öğretime başlamış. Düşünebiliyor musunuz? Birkaç yıl boyunca okullarımızda öğrencilerimiz öğretmenlerini bekliyorlar. Öğretmenleri yok.
aslında çocukların bir açlıkları var. Evet. Bir eğitim sizin açlığı var. Sizin öğretmenlik yaptığınız köyde arkadaşlar bir göstersinler bize. Evet, memnun olurum. Şırnak ilimize bağlı. Merkeze bağlı. Görmeç köyü ama şu anda haritada böyle bir köyümüz yok. Ama haritadan o zamanki silinen, köyü de görmüş olalım. O zamanki olalım. Köyümüz, evet, onun fotoğraflarını çekmiştik. Bu fotoğraflar tabii ki çığdan kurtarabildiğimiz birkaç elimizde kalan fotoğraftan bir tanesidir. Bu köyde görev yapıyorum. Bu köyde 90 civarında sanırım gördük köyümüzü. Evet, bu anlamda. Köyün olduğu gibi böyle bir yeşil bir ortamın içerisinde olan bir fotoğrafı var. O köy şu anda haritada yok. Başka bir fotoğrafta ama şimdi burada da özellikle çocuklar var. Biraz hocam köye giderken yaşadığınız şeyleri duymak istiyoruz. Evet. Köye giderkenki hissiyatlarınız nasıldı? Anadolu'da öğretmen olmak nasıl bir şey? Anadolu halkıyla buluşmak, Anadolu halkının öğretmenden beklentisi gerçekten nasıl bir duygu, çok merak ediyorum. Yani çocukların bir öğrenme açlığından bahsettim. Aslında bizde de var öyle bir açlık. Çünkü yeni okuldan mezun olmuşuz. Her ne kadar üniversitelerde almış olduğumuz o teorik eğitimi, pratiğe biz alanda dökememiş olsak da gittiğimiz yerlerde bize ihtiyaç duyan öğrencilerimize, bize ihtiyaç duyan köylerimize her türlü imkanı sunmak, her türlü bilgiyi vermek adına, paylaşımlarımızı orada arkadaşlarımıza sunmak adına oradayız. Giderken büyük bir heyecan duygusu içerisindeyiz. Ne tip bir atmosferle karşılaşacağımızın farkında değiliz. Ve Görmeç Köyü'ne giderken Koçağlı dediğimiz bir köyden geçiyoruz. Bu köyün içi yakılmış bir köy. Evet. Dumanı üstlerinden tütüyor. Evlerin üzerinde halen yeni yakılmış gibi bir izlenim var. O an aklımda ne geldi biliyor musunuz? Necip Fazıl Kısaküre'nin gözüne mil çekilmiş ama gibi evler dizilerinde ifadesini bulan o evler gözümde canlandı. Bu şekilde bir köyden geçiyoruz. Evet. Askeri konvoyla gidiyoruz. Çünkü kendimiz... Evet, bu arada köyümüz burada. Evet. Bu köy şu anda haritada silinen bir köyümüzdür. Şu anda askeri bölge. Sivil vatandaşlarımız giremiyor. Yani çok da kalabalık olmayan bir değil mi? Aşağıya doğru birkaç daha hanemiz var. Evet, evet. Orada resimleri gördük bu anlamda. Gittiğimiz zaman tabii ki önce bizi çocuklar karşılayacak falan diye düşünüyoruz ama bizi ilk önce orada Bolu Komando Tugayı'nın askerleri, kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz karşıladı. Bölük komutanlarıyla tanıştık, askerlerle tanıştık. Yurdumuzun değişik bölgelerinden selam verdikleri bu coğrafyaya gelmişler. Bizi karşıladılar, sağ olsunlar, çevreyi tanıttılar ve dediler ki siz bizimle kalacaksınız çünkü başka yerimiz, yurdumuz yok. Neden? Yani köylüler içinde, köylüler geleneksel bir aile yapısından bahsediyoruz. Güneydoğu'da halen devam eden tipik Güneydoğu evlerinden bahsediyoruz. Dört odalı bir ev. Bir tarafında vatandaş kendisi kalıyor. Bir tarafında oğlunu evermiş, o kalıyor. Bir tarafında da keçiler, bir tarafında da 18 metrekarelik bir oda içerisinde 100 tane öğrenciye eğitim vereceğimi öğrendim ben. Tabii benim için çok 18-20 metre diyelim. Tabii ki tam ölçümünü yapmadık biz ama içinde eşya, herhangi bir şey yok. Sadece ortaya bir keçe serilmiş. Duvarın bir tarafı göçmüş. Hani alt katta da ahıl dediğimiz bir olay. Böyle kışın hayvanlarını kuru otlarla böyle beslemek için döşedikleri bir yer. Ben ders verirken öğrencilerim zaman zaman buradan aşağıya düşüyor ve ben öğrencilerimi toparlamak durumunda kalıyorum. Yani şu görüntüde sanki yeni bir yer yapılıyor gibi, yapılmış gibi bir durum söz konusu. Herhalde bu sonradan yapılmış bir şey değil mi hocam? Sonradan yapılmış çünkü 150-200 civarında askerimiz mevcut. Takdir edersiniz ki bir okul binası içerisinde bu kadar askerin konaklaması mümkün değil. Kış yaklaşıyor, önümüz kış. Bu kış şartlarında askerimiz dışarıda kampetlerde soğuk bir ortamda kalıyor. Üzerlerine kağ yarıyor diyebilirim bu şekilde. Dolayısıyla biz askerler bu yoğun kış şartları henüz bastırmadan onlara prefabrik ev, bölük komutanının, Tugay'ın öncülüğünde yapıyoruz. Ve az önce o göstermiş olduğunuz resimde önünde bakınız fotoğraflar çekilmişiz. Bir heyecanımız var. O heyecan o karelere yansımış. Fakat bilemiyorduk ki biz bundan birkaç ay sonra tamamlamış olduğumuz ve daha sonra içinde bir kısım askerlerimizin burada barındığı binada 30 tane 40 tane askeri şehit vereceğimizi düşünemiyorduk. Şu binada
şu binada 30-40 tane askerimiz şehit mi oldu? Evet, sadece bu binada. Şu anda fotoğrafta sadece bu binada yaslandığınız yerden bahsediyorsunuz. Aynen, aynen o binada. Merkezdeki bazı karargahta görevli askerlerin ikamet ettikleri bir bölüm. Tim görev yapıyor askerler orada. Sanırım iki tim civarında bir askerimiz söz konusu ki değişik yerlerde de çağa maruz kalan askerlerimizin şehit oluşları söz konusu. Nasıl oldu hocam? Bu süreci biraz anlatır mısınız? Yani şu anda ben psikoterapist olarak bir aile danışma olarak sizi aslında o yıllara götürmeye çalışıyorum. Evet. Siz de gitmeye çalışıyorsunuz. Çok içselleştirmişsiniz. Hakikaten çok güzel. Tebrik ediyorum kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Ve yaşıyorsunuz şu anda. Evet. Nasıl oldu derken az önce işte köye gittiğiniz zaman nasıl bir heyecan içindesiniz dediniz ya sanki onun cevabını tam verememişim gibi bir cümleyle oradan devam edip ikinci sorunuza gelmek istiyorum. Öğrenciler birçoğu Türkçe bilmiyor. Bu öğrencilerin köye, okula ikametleri söz konusu. Askerle birlikte ne yapıyoruz? Kavak ağacına bir gönder yapılmış. Buraya Türk bayrağını dikiyoruz. İstiklal Marşı söylüyoruz içeriye. İçeriye girdiğimiz zaman ne kadar donanımlı olursanız olunuz, daha ilk öğretmenlik meslek hayatınız. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman sanki hiçbir şey bilmiyormuş hissine kapılıyorsunuz. Neyi verebilirim, nasıl verebilirim, neleri yani vermem okuldan gerekiyor? Okuldan öğrendiğiniz teorikle şimdi uygulayacağınız alandaki yapacaklarınız farklı şey. Transfer etmek gerekiyor o bilgileri bir şekilde, o teorik bilgileri pratiğe dönüştürmem gerekiyor. Ama orada aslında bir anda duruyorsunuz, kesiliyorsunuz. Donuyorum, dona kalıyorum. Belki bir şeyler biliyorum ama bilmek farklı bir şey. Evet. Bunu aktarabilmek çok farklı. Hele hele öğrencilerin seviyesine inebilmek farklı bir şey. Hele hele karşıdaki kitle Türkçe biliyor mu, ne kadar biliyor? Ya belki bir 30 dakika öğrencilerle bakıştık şöyle. Bu kimdir, nedir, ne yapacak falan bu şekilde. Dokunuyoruz birbirlerimize. Dokunmakla başlıyor hayat biliyor musunuz? Öğrencilere dokunuyorsunuz. Onlar araç gereçlere dokunuyor, kitaplara dokunuyor. Bu şekilde kalemlere dokunuyor. Ortak bir hedefler bu şekilde karşı karşıya geliyor. Bir zamanlar evet. Sizin ve bizim çocukluğumuzda hatırlar mısınız hocam? İşte orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim. Bizim köyümüz. Hocam evet. Gitmeyince o köy bizim köyümüz değilmiş demek ki. Evet. O yani köy... dokunmakla dediniz ya. Evet, evet. Gitmeyince dokunamıyorsunuz. Dokunmayınca o çocuk sizi sevemiyor ya da sizden faydalanamıyor. Evet, kesinlikle öyle. O çocuklar 2 yıl, 3 yıl boyunca öğretmensiz kalmış düşünün. Evet. Hiçbir eğitim almamış. Yani devlet olarak biz oraya eğitimi götürememiş o şartlarda yani. Onu konuşuyorum. Yeni bir öğretmen gelerek, onlara dokunarak devletin bir varlığını orada aynı şekilde askeri kanat nasıl bir silahla çarpışıyorsa olsa biz de kalemimizle çarpışıyoruz. Dersin sonunda dışarıya çıkıyoruz. Askerinin köpekleri, köylünün çoban köpekleri bunlarla birlikte oyunlar oynuyoruz. Ben bakıyorum ki eğitim aslında oyunlarda gizli herhalde. Çocuklarla bu şekilde iletişim kurabiliriz. Oyun oynuyoruz. Beden dilimizi kullanıyoruz bu şekilde. Bir süre sonra bakıyoruz ki müzik dersi yapmalıyız çocuklar. Eğlenceyle başlayalım. Ne söyleyelim? Çok iyi bildiğimiz işte Barış Manço rahmetli. Arkadaşım Eşek şarkısını söylüyoruz. Evet gördüm onunla ben fotoğraflarda evet, gördüm. Gösterdim. Çok hoşuma gitti. Ve biz nakarat halinde arkadaşım eş, arkadaşım şek şarkısını söylerken oradan geçen eşekler şöyle başlarını çevirip bize bakıyorlar. Bize poz veriyorlardı. Onlarla birlikte fotoğraf çekildik. Düşünün. Evet, hemen şurada görünüyor. Evet. Bu karedeki eşek olmadığı gibi maalesef oradaki öğrenci kardeşlerimizden onu yakınlaştırabilir miyiz? Da... Çok güzel. Yok, evet. Tabii haliyle hayvancağız ölmüştür uzun zamandır. Buradaki çocuklardan da mı o çığda ölenler oldu? Ya da... Aslında ikinci köydeki çektiğim bir fotoğraf. Görmeç evet, köyünden evet. Sonraki çektiğim İkizce dediğimiz bir köy. Oradaki çektiğim bir köy. Buradaki çektiğim köy de aslında çığın altında kalan fotoğraflarımın arasında kurtaramadığım fotoğraflar arasında yer alıyor. Bu şarkılarla, vücut dilleriyle bir şekilde biz bu açlığı hissettirdik. Bu şekilde eğitim öğretime başladık. Araç gereçleri yok. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden araç gereçler temin ettik. Birkaç ay bu şekilde eğitim öğretimimize devam ettirdikten sonra da sömestr tatili geldi. Bu olay nasıl oldu diye az önce sormuştum. Sanırım anca geliyoruz o sorumuza. Öyle bir kar yağdı. Ama hocam soruya geçmeden, evet. Cevaba geçmeden bir beklenti var değil mi? Bir aslında heyecan var. Birileri gelecek, bize bir şeyler öğretecek. Öğretmen gelecek, dışarıdan gelecek, devlet gelecek. Evet. Yani o zamanın saf ve temiz Anadolu insanı
böyle bir bekleyişin içerisindeydi. Kesinlikle. Yani çünkü öbür türlü olaylar farklı kıskaçlarda yürüyor. Evet. Öbür türlü çocuklar okulsuz ve cahil kalıyor. Evet. Ve siz gerçekten kahramanca orada gidip ki o dönemlerde köy okullarının yakıldığına, öğretmenlerimizin şehit edildiğine dair birçok şeylerle karşı karşıya kaldık. Evet. Haberleri duyduk. Evet. Sizi gerçekten ondan dolayı kutluyoruz. Yani bu bir kahramanlık şeyi. Burada da yine çocuklar var. Hemen şurada görüyoruz. Ya bakın orada kravatlı bir öğrencim var. Evet. Yani o öğrencimle isterim. Öğretmenler gününden bahsettiniz. Şu fotoğrafı çektiğim gün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Düşünebiliyor musunuz? O ortada çektiğimiz Halil İbrahim diye bir öğrencim vardır. Onun tek fotoğrafı da var. Onu da görülebilir. Yani kahverengi şu evet, çocuk. Evet, evet. Aynen. O gün Öğretmenler Günü'nde soruyorum ki, Öğretmenler Günü'nde yine orada şehit edilen, o gün itibariyle görev şehit edilen bir öğretmenimizin de haberini almıştım. Çok üzücüydü. O Öğretmenler gün, evet. Günü'nde almıştım ben bu haberi. Öğretmenler Günü'ne ne sorarsınız? Çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Her biri de bir açlık var içerisinde. Hep muallim olmak istiyoruz diyorlar. Muallim olacağım, muallim. Halil İbrahim, ben de muallim olacağım. Halil İbrahim diyorum, neden muallim olacaksın? Senin gibi kravat takmak için muallim bey diyor. Allah Allah. Yani onun dünyası öyle, küçük bir dünya. Evet. Bu çok kolay diyorum. Eğer kravat takmaksa muallim olunuyorsa, al kravatımı vereyim sana, takıyoruz. Ve kravat taktırınız. Kravat da. Takıyoruz ve deklanşöre basıyorum. Bu çocuğun hayattaki tek fotoğrafı, biraz sonra bahsedeceğim ondan. Halil İbrahim artık bundan sonra, çünkü biraz zaman zaman da devamsız bir öğrenci, öğretmen aynı zamanda, bakın köylünün de öğretmeni, çevrenin öğretmeni. Benim sadece sorumluluğum çocuklarıma karşı değil, öğrencilerime karşı değil, topluma karşı, köylüye karşı da bir şekilde neyim var, sorumluluğum var. Onu yerine getirmek zorundayım. Babana söyle diyorum, sürekli bundan sonra her gün seni okula göndersin, devam sağlansın ki sen de derslerinde başarılı ol, benim gibi büyüyünce muallim ol. Benim babam yok ki diyor. Ne oldu senin babana? İşte 1986 yılında köye teröristler geldi. Babamı köy meydanında kurşuna dizdiler, kendilerine destek olmadıkları bu gerekçesiyle. Köyde. Bu köyde, Görmeç köyü. Hmm. Yani boğazınız düğümleniyor o anda. Annesi, hakikaten babasına artık selam gönderemeyecek. Annene selam söyle diyorum. Annem de yok benim diyor. Ama çocuk bunu gayet doğal bir şekilde söylüyor. Artık bunu içselleştirmiş o coğrafyada. Ya babaya selam söyleyin dediniz, baba öldü diyor. Baba öldü, annene selam söyle. Kurşunladılar. Kurşunladılar. Annem de 2 yıl sonra bu acıya dayanamadı diyor. Diyorum ki, abilerine söyle, abilerim vardı. İşte Ömer diye abim vardı, bir de abim, iki tane abim vardı. Onları da babamla birlikte aynı şekilde köy meydanında, o çınar ağacının altında, köy çeşmesinin altında kurşuna dizdiler diyor. Aile mevhumundan bahsediyoruz. Bakın bu çocuğun ailesi yok. Çekirdek aile bile yok. Yani babası yok, annesi yok, kardeşleri yok. Ne söylersiniz? Sen, i̇şte bu çocuğa Halil, anne olmak, baba olmak, öğretmen olmak, yani eğitimci olmak kolay. O kadar zor ki. Ve geçen gün düşünebiliyor musunuz, kitap basımından sonra Cizre'den bir telefon geldi. Bu çocuğun ninesiymiş. Ninesi aradı, telefonla bana ulaştı. Kitabımızın Instagram sayfası var, Çığ Kitap diye bu anlamda. Bunu paylaşmıştım orada. Bu çocuğun resmini görmüş, torununun resmini görmüş ve torununun hayatta başka fotoğrafı yokmuş. Düşünebiliyor musunuz? Bu çocuk da, ben ikinci baskıdan sonra artık bunu öğrendim. Bu da çığ altında kalmış. Amcasının sevgili yanında izleyenler. Kalıyor. Allah Allah. Amcasının hakikaten yanında kalıyor. Hocam, ben de. Ve ninesi bana şunu söyledi. Bu çocuğumun başka fotoğrafı var mı? Çünkü ben 28 yıl sonra bu çocuğun fotoğrafını gördüm Instagram'da. Bunun hayali mayali gözümde kaybolmuştu. Başka fotoğrafı var mı? Birkaç fotoğraf vardı. Gönderdim onları. Paylaştım o şekilde. Bana dedi ki, 5 vakit namazlarımda dedi, arkamda dedi, sana dua ediyorum. 28 yıl sonra beni torunuma kavuşturdun dedi. Bu bir iş doyumudur. Torununa kavuşmuşlar. Ne olmuş torunu? Torunu da çığın altında kalmış. Yani o cümle arasında kaldı sanırım. Yani onun çığ altında kaldığını da ben kitap yazıldıktan sonra öğrendim. Çünkü köylülerden de bana şu anda sağdan soldan ulaşanlar oluyor. Nedir Halil İbrahim'in durumu falan dediğimde, ya öğretmenim, hocam o da çığ altında kaldı. Amcasının yanında sabahleyin evden ayrılmış, sabahleyin bir ihtiyacını gidermek için çığın altında 6. gün ve 1 kilometre sürüklenmiş bir şekilde çıkıyor.
Bu köyde 21 gün kurtarma çalışmaları. Yani o da annesine ve babasına kavuştu, abilerine kavuştu. Annesine babasına kavuştu. Ben ninesine ancak fotoğrafını ulaştırabildim. Onun hayır dualarını aldım. İşte öğretmenlik mesleği de böyle bir meslek olsa gerek. Bundan daha güzel iş doyumu hiçbir meslekte alamazsınız diye düşünüyorum. Evet. Hocam tekrar sorumuza geleceğiz de. Evet. Halil İbrahim'in arkasında bir... Tabii Halil İbrahim şu anda sizin kravatınızı takmış. Çok mutlu görünüyor. Fakat yani çok da güzel bir manzarada fotoğraf çekmiyorsunuz. Arkada bir yıkılmış bir kulübe var. Efendim taşlar var. Evet. Böyle bir ortamda eğitim yapmak nasıl bir şey? Ya da bu kulübe neydi mesela, o merak ediyorum. Yani ev miydi? Baraka mıydı? Okulun bir parçası mıydı? Şimdi Lokman Hocam, burası Görmeç Köyü, Gabar Dağı'nın eteklerinde Gürdilan Vadisi'ne doğru oluşturulmuş 50-60 hanelik bir köy. Tepemizde Kale Tepe dediğimiz, çünkü güvenlik nedeniyle sürekli bir tim askerin tepede nöbet tutması gerektiği bir böyle bölge, bir coğrafya üzerinde çalışıyoruz. Hala böyle. Değil, şu anda tamamıyla askeri bölge olduğu için köy artık, çünkü haritadan silindi dediğimiz gibi. Arkasında da bir nolu ya da iki nolu askeri nöbet kulübesidir diye düşünüyorum. Sayıları hatırlayamayabilirim. Burada da biraz sonra gelecektim ama madem ki bu kulübeye geldik, onun da hikayesini ben size anlatayım. Burada da bir askerimiz, yayın heyecanıyla ismini şu anda ben hatırlayamadım ama... X askerimiz olsun. Askerimiz burada nöbet tutuyor. Hatta 3 günlük, 5 günlük bir nöbet sonrası. Ocak ayından bahsediyoruz. Her tarafta kar var. Her tarafta, Gabar'ın dağında 8 metrelik kar olduğu söyleniyor. Köyün içerisinde de 5 metrelik falan bir kar. Bu arada bir arkadaşı, hasta olan bir arkadaşının yerine nöbet tutan bir arkadaşımız. Diyor ki, Devrem, ben diyor sabaha karşı 4.30'da nöbetim var. Biliyorsun askerler botlarını ayaklarından geldiklerinde çıkaramıyorlar. Ayakları şişmiş. Çoraplarını çıkarmaya çalıştıklarında derileriyle birlikte yüzülerek bu şekilde geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu atmosferde vatanını koruyor bu askerlerimiz. Mehmetçiğimize selam olsun. Mehmetçiğimize selam olsun. Selam olsun gerçekten. Bütün güvenlik güçlerimize selam olsun. Hasreten o dönem kahramanca ve bugün her şeye rağmen bayrağım inmesin, ezan dinmesin, ümmeti Muhammed parçalanmasın, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza kardeşliği bölünmesin diye kendinden fedakarlık yapan bütün güvenlik güçlerimize selam olsun. Ve vefat edenlere de Rabbim rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Amin. Nurettin Korkmaz'dı askerimiz, nöbete giden sabaha karşı saat 4.30 gibi. O az önceki gördüğümüz nöbet kulübesinde nöbetine başlıyor ve bir süre sonra üzerine çığla birlikte kulübe yıkılıyor. O gördüğümüz kulübe yıkılıyor. Az önceki Halil İbrahim'in arkasındaki o kulübe aynen, yıkılıyor. Bir şey. Kulübe yıkılıyor. Oluyor. Hayır, şehit değil bu askerimiz. Hı. Nöbet tuttuğu bu yerde üzerine barakayla yıkılınca sağına dönemiyor, soluna dönemiyor, yıkılmış üzeri, nefes alamıyor. Karı yiyerek, içerisindeki çözünen oksijenle nefes almaya çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Subhanallah. Tırnaklarıyla kazmaya çalışıyor çıkacak için. Zannediyor ki benim kulübem yıkıldı ama biraz sonra arkadaşlarım gelip beni kurtarırlar. Bilmiyor ki köyün üzerine bu kadar çığ düşmüş. Farkında değil. Sağına dönüyor, soluna dönüyor. Zaman mevhumu kaybolmuş. Bu arada ayılıyor, bayılıyor. Üzerinden zaman geçiyor. Elini bir ara elini cebine attığında sert bir cisimle karşılaşıyor. Bir çorba kaşığı, askerin kullandığı şeker kaşığına biraz büyük bir çorba kaşığı. Bir güç geliyor, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey, nesne geçirdim ben elime. Bununla belki de tünel kazarım diyerekten eline geçirdiği kaşıkla düşünün 7 metrelik tünel kazıyor. 7 metrelik tünel kazıp öyle karların mi üzerine çıkıyor ve komando diye bağırıyor. Ben buradayım. Nurettin Korkmaz. Selam olsun. Selam olsun maşallah kendisine. Gölcük'te görevi başında şu anda askerimiz, bize seyrediyorsa selamlarımı gönderiyorum. Etrafına hemen askerler geliyor.
dönemin kuvvet komutanlarına varıncaya kadar orada, dışişleri bakanlarımız orada. Herkes kahraman komando alıp seni Şırnak Asker Hastanesi'ne götürelim tedavin için falan. Bakıyor ki köy yok olmuş. Her taraf çığın altında. O zaman anlıyor olayın ne kadar büyük olduğunu, şiddetli olduğunu. Bu sefer ya ben kurtuldum ama diyor belki daha başka arkadaşlarım var. Onları kurtarmam lazım. Onlar için çalışmam lazım. Bu sefer kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ama çığın kaçıncı günü biliyor musunuz? Üçüncü günü. Üç gün boyunca çığın altında yaşam mücadelesi vermiş. Nurettin bana o çorba kaşığını bu telefonla WhatsApp'tan attığında hatıra olarak şu anda hala saklıyor. Sizlere göstermek isterdim ama heyecanımı bağışlayın. Estağfurullah. O çorba kaşığıyla hayatta kalan bir askerimiz. Üç gün. Ve bununla birlikte daha nice askerlerimiz. Evet, 30. Siz nasıl ayrıldınız köyde dersiniz? Nöbet tutulan yer şurası. Evet. En üst Kaletepe dediğimiz. Evet. Bakın o bayrağımız orada. Yani bir tim hala sürekli orada. Evet. Sürekli çığın ilk başladığı nokta. Evet. Sömestr tatili geldi. Sömestr tatili dediğim gibi işte Adamo'nun bir şarkısı var. Her yerde kar var, her yerde kar var. Yollar kapanmış, gidemiyoruz. Sömestr tatilinin yarısı geçmiş. Bölük komutanımız rahmetli Alaaddin Saraç Yakupoğlu. Rahmetli diyorum. Allah rahmet eylesin. Kendisi nişanlı Ankara Ordu Evi'ni Temmuz'un 26'sında nişanlı burayı ayırmış, düğünleri olacak. Düşünebiliyor musunuz? Düğün gününü çekiyor. İple çekiyor. Yaz gelsin diyor. Ankara Ordu Evi'nde düğünümüz var diyor. Bakın mahşerde belki düğünler yapılacak orada. Bu askerimiz onunla aynı odayı paylaşıyoruz. Bana bir helikopter ayarladı. Düşünebiliyor musunuz? Helikopter, askeri bir helikopter köye inemiyor ama kardan. Çünkü helikopterin pervanesinden çıkan o yoğun rüzgar tipi yüzümüzü gözümüzü dolduruyor. Göz gözü görmüyor. Çantalarım almış bir tarafa, o fotoğraflarım hepsi gitmiş. Yukarıdan bir halat sarkıtıyorlar ve ben halatla bir şehit olan askerin omuzuna tutunarak, yukarıdaki mürettebattan bir askerin eline tutunarak, düşünün, hayata bu şekilde bağlandım. Şehit olmuş bir askerin omuzuna tutunarak. Tutunarak dedim, Ali İhsan Mercan. Allah rahmet eylesin. Amin. Kendisi 6. 7. gün çığdan sonra cenazesi ancak çıkarılabilmiştir. 21 gün kurtarma çalışmaları sürdü. 21 gün nasıl sürer? Çünkü sabahtan akşama kadar kurtarma çalışmaları devam Siz ediyor. Siz o an neredeydiniz hocam? O an işte 30 Ocak gibi ben o helikopterle ayrıldım. 30 Ocak'ta köyden ayrıldım. Şırnak'a gidiyorum. Sömestr tatili için siz köyden evet, ayrılacaksınız. Köyden ayrılıyorum. Evet, köyden ayrılıyorum. Bunun için yollar kapalı ve size helikopterle bir helikopter gönderiyorlar. Gidiyorum, helikopterle gidiyorum. 31 Ocak, ertesi gün ben memleketindeyim. 1 Şubat, çığın oluş. Yani köyden ayrıldıktan 2 gün sonra çığ düşüyor. Hmm. İşte Gördes'te öğretmen evinde böyle bir haber alıyoruz. TRT 2 haber bülteninde böyle bir haber. Şırnak merkeze bağlı Görmeç köyünden dünden beri haber alınamıyor gibi. Haber yani yutkunuyoruz aynı evet. duygu. 28 yıl sonra bu acıyı düşünün bu şekilde yaşıyorsak o anki halimizi, ahvalimizi düşünün. Ve orada nice askerlerimizi şehit verdik. Kaç toplam kaç şehidimiz oldu hocam? Orada yani köylülerle beraber köylülerle 65 askerimizi şehit verdik. Hmm. İstatistiklerde bu şekilde. 65 şehit diyoruz. 65 şehit kolay kolay söylenmemeli. Yani bu istatistik bir veri değil. Yani iki rakamdan oluşan, 6 ve 5 rakamdan oluşan bir şey değil artık. Yani bugün 6 şehit can. Var. 65 can, 65 ev, Ocak. 65 ana, 65 ananın yüreğine ve ülkemizin her bir karış toprağına bir ateş düşmüş o gün. Yani bu şekilde hissetmeliyiz. Ateş uzaklardan düşebilir ama onu biz bir şekilde içselleştirmeliyiz. Yani o ateş bize düşmüştür aslında. 65 asker, 30 vatandaş. Düşünün az önce Halil İbrahim, öğrencilerim var bunların içerisinde. 10 tane öğrencilerim var. Hepsine Allah rahmet eylesin. Amin. Kaybetmiş olduğumuz. Neden bunca yıl sonra, az önce dediğiniz Ali İhsan Mercan'ın böyle bir şeyi insan hani yaşamış olduğu bu travmayı kolay kolay kafasından atamıyor. Güzel şeyleri hatırlamak istiyor insan. Böyle travmatik olayları unutmak istiyor belki bir şekilde. Aradan 25 yıl geçiyor ama kendinizi sorumlu hissediyorsunuz.
Hala eğitimin bir parçasınız. Hala bu ülkenin insanısınız. Ve bu ülke için nice canlarını veren şehitlerimiz var. Onlara karşı hiç minnet borcumuz yok mu? Ama 25 yıl geçmiş üzerinden bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Bakın unutmadık, 1992 yılından beri Türkiye'nin gündeminde böyle bir olay yok. Geçen sene 1 Şubat'ta aynen ajansların birine bu şekilde haber verdik, haber yaptık ama yani burada söylemem ne derece doğru olur ama bir sanatçının sırt dekoltesi kadar ilgi duymadık, ilgi görmedik. Bu ülke için garip değil mi bu hocam? Garip tabii ki. Biz bu ülke için nice canlar verdik. Nice ülkeler kurduk biz. Evet. Nice yurtlar kurduk. Biz sadece Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Ve süre geliyor bu. Yani değişik cephelerde, orada burada şu anda yurt içinde, yurt dışında verdiğimiz cepheler, iç düşmanlara karşı, dış düşmanlara karşı vermiş daha olduğumuz hocam, mücadele. Daha dün hocam 250 küsur şehit verdik. Daha 15 Temmuz'dan evet. Bahsediyorsunuz. Evet, 15 Temmuz'dan bahsediyorsunuz. 250 kişinin üzerinde evet hayatını kaybeden bir insan. Yani bu insanın damarlarında bu kahramanlık kanı olduğu sürece şehit verecek, canını verecek, ülkesi için canını verecek daha çok insanımız var. Peki Ahmet Hocam, tam yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Şehadete koşmak için biz öğretmenlere ne görev düşüyor? Şehadeti yaşam kadar kıymetlendirmek adına kaynaklarımız bize ifade ettikleri halde biz ülkemize mi güvenmiyoruz? Değerlerimize mi güvenemiyoruz? Yoksa bize birileri bu ülkeyi canından daha sevmeyi, mukaddesatı kendinden daha önemli görmeyi mi göstermediler? Ve bu nereden başlamalı? Kim bunu yapmalı? Evet, kim bunu yapmalı dediğiniz zaman kim yapabilir? Önce bir eğitim olarak, yani öz eleştiri yapmamız gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Öğretmenler olarak, eğitimciler olarak bizler artık bu işin içerisine elimizi, ayağımızı bir şekilde ve ne zaman koymak başlamalı? Yani bu aşı ne zaman olmalı? Şimdi efendim işte koronavirüsü karşısında aşı olacağız, evet. Aşı olacağız, kampanyalar başlatılıyor. Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, ilgili birimler. Efendim işte bu illetten bir an önce kurtulalım, işte bir an önce bizim ülkemizi def etsin, insanlığı def etsin. Çok güzel. Yani bu olumlu aşıyı ne zaman bizim vurmamız lazım? Ve kime vurmamız lazım? Ve kim vurması lazım? Ya, Lokonca bu bir süreç. Ya, eğitim bir süreçtir. Bunun karşılığını elbette hemen şu anda biz alamayız. Bir salgınla, pandemiyle karşı karşıyayız. Belki bunu bu çalışmalarımızla birlikte bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde atlatabiliriz. Ama eğitimin bir kere kendine göreliği vardır. Eğitimin biz dönütünü 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, hemen 5 yıl sonra alacak dersek yapamayız. Eğitim belki nesiller boyu süren bir süreç. Belki şu ana kadar eğitim sektöründe de yanlış yapılan uygulamalar, şunlar bunlar olmuş olabilir. Biz sadece akademik başarıya belki odaklanmış olabiliriz. Akademik başarı... Yani çocukları yarış atı gibi görmüşüz. Yani evet... Çocuklar bir sınıfa, hani bir fetişim ben aynı zamanda. Bir sınıfa girdiğim zaman çocuklarla bir iletişim kurmak isterim her şeyden önce, değil mi? Evet. Çocuklar özellikle bu son yarış atı gibi dediğiniz ya, bu süreçte, bu sınav maratonunda çocuklara bir şey sorduğunuz zaman gözümüz içerisinde şöyle bakıyor. Soru soruldu ama acaba cevabı da verse mi? B şıkkı mı desem, A şıkkı mı desem, C şıkkı mı desem? Bir cesaret yok. Ucu açık bir soru yok yani ortada. Sadece çoktan seçmeli bir soru. O kadar. Yani bu şekilde bir eğitim sistemi olamaz. Kendini sözel ve yazısal olarak ifade edecek bir nesle ihtiyacımız var. Sadece akademik başarıyla olmuyor bu. Akademik başarının yanında çocuğu her türlü alanda, sosyal alanda, manevi alanda, her alanda yetiştirmemiz gerekiyor. Yani eskiden dediği 4-4'lük bir eğitim dediğimiz olay bu olmalı. Sadece akademik başarıyla bu iş olmuş olsa şu andaki karşılaşmış olduğumuz bu üniversite seçme sınavlarındaki o tablo karşımızda olmazdı diye ben düşünüyorum. Bu uzun bir süreç. Belki de geç kalınmış bir süreç olarak da düşünüyorum ama yani zararın neresinden dönülse kârdır hesabı. Bu aşıyı biz eninde sonunda olmalıyız. Gerekirse
müfredatlarımızı, programlarımızı bu anlamda güncellemek... Yani mesela bir değerler eğitimi furyası başladı. Eyvallah. Yapanlar tabii ki oldu. İşte resmi okullarımızda hususi öğretmenlerimizden çok iyi işleyenler oldu. Özel okullarda özellikle değerler endeksi kendi ön plana çıkaran okullar gerçekten yapmaya çalıştılar. Fakat yani bu bir avuç meselesi değil ki. Bu toptan yekün. Evet. Nasıl ki pandemi sürecinde efendim Sağlık Bakanlığı'nın sadece görevi değildi. Kolluk komutanlıkların da vazifesiydi. Asayişi dikkate almak, korumak, efendim işte kurallara dikkat ettirmek. Efendim işte aynı zamanda öğretmenlerin göreviydi. Efendim işte ya da okullarda eğitim sürecine ara verildi. Online eğitim yapıldı. Yani herkes bir seferber oldu. Evet. Yani bir görünmeyen ama varlığı gerçekten bütün dünyayı dize getiren bir virüs hepimizi, bütün herkesi harekete geçirdi. Yani şu değerler endeksli eğitimi neden toptan topyekün ve bunu ciddi alarak yapamıyoruz kıymetli hocam? Yani milli diyoruz, manevi diyoruz. Şimdi... Bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin milli ve kendine ait geçmişinden getirdiği bir de manevi değerleri var. Yani bunu biz önemsemiyoruz galiba ya da çok dikkate mi alamıyoruz? O şehitlik arzusunu çocuklarımıza aşılayamıyoruz. Evet. Eğitimin kendine göreliği vardır dedik. Eğitim hani eskiden deriz ya... Çok özür dilerim. Bu arada hani şu anlaşılmasın. Çocuklarımıza şehitliği anlatalım da efendim gitsinler de kendilerini şöyle... Hayır, mevzu çocukların bedenen kendilerini heba etme anlamında değil. Evet. Yani akademik olacaksa da efendim onun şehadeti de o alanda kendisini gerçekten fani bir şekilde verebilmek. O konuda zirveye çıkabilmek. Efendim askeri alanda ise yine aynı şekilde, tıp alandaysa böyle. Yani fen ilimlerinde yani her noktada bu benim ülkemin milli meselesi midir? Bayrak nasıl kıymetliyse, ezan nasıl önemli bir sembolsa, ben bunlar inmesin, dinmesin diye mücadele ediyorsam, o zaman benim bilimsel çalışmalarda da bayrağı taşımam lazım. Bu da benim milli bir değerim. Yani bu aşıdan bahsediyorum. Evet. İşte beşikten mezara kadar eğitim dediğimiz aslında anne karnından başlayan bir eğitim süreci. Çok güzel, evet. Biliyor musunuz? Anne karnında başlar eğitim. Bize öğretmene çocuk hani düşünür amiyane bir tabirle ham madde olarak geliyor. İşlenmiş bir madde olarak okuldan. Hatta tertemiz verilmiş bize diyor. Tabii ki tertemiz verilmiş. Anne karnında başlayan bu eğitim süreci aileyle devam ediyor. Ondan sonra çevreyle belki destekleniyor. Okulda geliyoruz biz de işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatı doğrultusunda istendik davranış değişikliği geliştirme süreci içerisine giriyoruz okullarımızdan. Burada işte sadece akademik başarıya değil aslında milli ve manevi her türlü her kulvarda vermiş olduğumuz iyi bir vatandaş olabilmek, iyi bir insan olabilmek. İslamiyet'in de en büyük temellerinden birisi de iyi bir insan olmaktır. Topluma hizmet vermektir, eden olan bir kişidir. Şimdi okulda vermiş olduğumuz bu eğitim süreciyle bu iş bitmiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Çevreyle desteklenmesi gerekiyor çocuğun. Siz burada bir eğitim veriyorsunuz. Ondan sonra aileye veriyorsunuz. Belki ondan sonra sokağa çıkıyor çocuk. Orada bu dönütler bir şekilde işleniyor. İstendik bir şekilde işlenmeli ki biz ertesi gün o kaldığımız yerden devam edebilelim. Yoksa bizim vermiş olduğumuz eğitim dışarıda farklı mecralara falan eğer atılacaksa, desteklenmeyecekse ailesinden ve çevreden biz ertesi gün patinaj yapar gibi aynı noktadan eğitime devam etmek zorunda kalıyoruz. Ya biz odaklanma şu, akademik odaklanma diye bir şey olduğu zaman bizim ülkemizin her tür insana ihtiyacı var. Yani herkes üniversiteyi mezun olacağım, okusun, herkes okusun. İlla üniversiteyi okumak bir meslek edinme anlamında değil. Ya da her üniversitede okuduğu bölümün mesleğini devam ettirecek, geçimini sağlayacak diye bir şey de yok. Kesinlikle yok. Evet. Bunun yanında bireylerin yatkın olduğu konuda, işte bu yüzden yönlendirme de aslında çok önemli. Eğitim sisteminde biz bunu yapamıyoruz. Bugün ilkokulda başlayarak çocuklar ilgi alanlarına göre, yetenek kabiliyetlerine göre, ilgi alanlarına göre eğitimden geçiriliyor. Bugün bir Twitter'da şöyle bir şeyle karşılaştım.
bir hanımefendi diyor ki ben bugün işte falan X marketine girdim. İşte tam böyle kasadan geçerken diyor kasiyerle tanıştım. Efendim kasiyer ayakta duruyordu. Ben de ona söyledim ki yani işte niye oturmuyorsunuz? O da demiş ki yani kural bu böyle. Biz oturamayız. Kasiyer olarak oturamayız. Bu arada diyor tanışınca diyor iki üniversite mezunu olduğunu öğrendim. Sonra dedim ki yahu şu üniversiteler şu marketlere adam yetiştirmek için mi acaba seferber oluyorlar? Ben de altına bir mesaj yanıt verdim. Dedim ki üniversite mezunu olduğu halde işsizler ordusunda durmaktansa Mehmetçik gibi nöbetin başında olmak dedim. Ona kutsal bir lezzet verir falan tarzında. Sonra o da biraz yorum falan yapmış. Evet. Yani nöbeti tutmam gerekiyorsa kasada tutarım. İşsiz mi kalayım? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra siz efendim aynı mesleği devam ettiremeyebilirsiniz yani. Ama okumak gerekiyorsa da okumak lazım. Tabii ki. Yani benim küçüklüğümden itibaren aldıklarım benim bugün üniversiteyi bitirdikten sonra boş durmamam gerektiğini. Çünkü ben bir değerim artık. Üniversiteyi bitirmiş bir delikanlıysam ben artık bu ülke için bir değerim. Kesinlikle o bilinçle yetiştirmemiz evet. gerekiyor insanın. Yani ben mesleğimin, üniversitemin gerektirdiği herhangi bir alanda mesleğime devam edemeyecek olsam bile herhangi bir alanda kendimi bana yatırım yapılmış bir insan olarak, ülkem adına yapılmış bir insan olarak yapabildiğim işi yapacağım bu anlamda. Bu diplomalı olabilir ya da diplomasız olabilir. Ha bunda işte eğitim iş görenlerine bizim gibi çok iş düşüyor bu anlamda. Dediğimiz gibi biz... Anne rahminden itibaren anne babalara dediniz düşüyor. Kesinlikle iş düşüyor. Toplumun her kesimden iş düşüyor. Medyaya bu anlamda, basın kuruluşlarına bu anlamda iş düşüyor. Yani toplumsal bir dejenerasyon da aslında bu son zamanlarda falan yaşıyoruz. İşte son zamanlarda çıkan işte X... Bizim gibi X, Y, Z kuşakları falan, kuşaklar arası çatışmadan falan bahsediyoruz. İşte milenyum kuşağı en son. Biz aslında bu geçiş dönemlerinde de aslında iyi iletişim kuramadığımız için herhalde eski değerlerimizi bir şekilde yeni kuşaklara aktaramadık. Aile de böyleydi. Eskiden geniş bir aileden bahsediyorduk. Ailede nineler dedeler falan olurdu. Belli kurallar olurdu. Belli bir disiplin olurdu. Şimdi bu aile yapısı gittikçe küçüldü. Dolayısıyla küresel dünyada gelişmeler aile yapısını da bir şekilde etkilemiş oldu. Şimdi ailedeki roller de değişiyor. Çekirdek aileden bakıyorsunuz ki evliliklerden sonra boşanmalar gittikçe artmış. Bu da ayrı bir sorun. Ama hocam işte değişmeyenler var. Değişmeyenler. Mesela bir insan önce de yiyip içiyordu, şimdi yiyip içiyor. Önce de evleniyordu, şimdi evleniyor. Fizyolojik ihtiyaç diyoruz. Efendim o zaman da efendim işte askere gidiyordu, şimdi askere gidiyor. O zaman da bayrak vardı, şimdi de bayrak var. Yani değişmeyenler bizim için önemli. Efendim zevkiniz değişebilir. Mesleğinizdeki farklılaşmalar olabilir ama efendim biz sanki bu ülkede yaşayan biri olarak sanki olmam gerektiği şeylerden ödün vererek biraz lakayt kalıyoruz gibi. Bakın duyarsız kalıyoruz herhalde sözünüzü kestim bu anlamda da az önce kuşaklardan falan da bahsettik. Biz çok zorlu bir kuşaktan geçtik. Çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık, bir takım değerlerimizi yaşattık. Bizim çocuğumuz bu zorlukları yaşamasın istedik. Aslında bencilce bir yaklaşım aslında diye düşünüyorum. Çocuklarımıza fazla sorumluluk yüklemedik. Çocuklarımız kıyamadık yani. Kıyamadık. Aslında iyilik yaptığımızı düşündük. Ama bu çocuklar gelecekte bizleri yönetecekler, ülkelerini yönetecekler. Yaşlarıyla orantılı bir şekilde sorumluluk alabilmelilerdi. Yani bir anne çocuğu anaokula giderken ayakkabını hala bağlaması,
Bir babanın mutfakta işte çocuğu giderken su bir bardakta bana getirir misin demesi çocuğun. Aslında sen bunu yapamazsın dediğinde annenin de ya işte annelikle babalık bu işte. Babalar kıyamıyor ama anneler, babalar kıyıyor, anneler kıramıyor gibi yaklaşımlar. Aslında kötü bir şey bıraktık, onlara miras bıraktık diye düşünüyorum. Biz aile olarak da 7 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum ben. Aramızdaki düşündüğün işte 3-5 yaş fark var. Kendi kardeşlerimize de aslında oyuncaklar yaparız. Bu oyuncakları yaparken bakın zaman harcarız, emek harcarız bununla ilgili. Ve dolayısıyla bu bizimdir artık, bizim ürettiğimizdir, değerlidir. Onlar da paylaşmayı öğreniriz. Kardeşlerimizle, diğer arkadaşlarımızla paylaşmayı öğreniriz. Belli bir süre geçti, zaman geçti. Şimdi çocuklarımıza da her şeyi alma, her şeyi verme. Hiçbir bedelini ödemeden, karşılıksız her şeyi çocuklara verme. Bu çocuklarda ne doğurdu? Hangi duyguyu doğurdu biliyor musunuz? Doyumsuzluk duygusunu. Doyumsuzluk, evet. Çocuğa çarşıdan milyoncu denilen işte şu oyuncağı alabilirsiniz. Paranız yoksa kredi kartınız vardır, alırsınız. Ama o oyuncağın birçoğu eve gitmeden kırılır. Çünkü o çocuk için içselleşmemiştir. Çocuk için önem arz etmemektedir. Çünkü çocuk onun için çok fazla emek, efor harcamadı. Şu anda işte o Z, milenyum kuşağı dediğimiz çocuk, çocuklar biraz daha doyumsuz. Doyumsuz olduğu için de biraz da bizim vermiş olduğumuz eğitimden dolayı toplumsal konulara böyle biraz daha hassasiyetsiz gibi. Yani beni mazur görsünler bu anlamda ama o şekilde düşünüyorum ben. Biraz, ama bunu da öz eleştiri yaparak bakın başta kendimize. Yaramıza parmak basmamız gerekiyor. Öz eleştiride bulunmamız lazım ki bazen ben danışanlarıma öyle ifade ediyorum. Döndükten sonra ya hocam diyor yani o gün sizinle konuştuğumuz şu cümle diyor dokundu bana diyor. Dedim ki mesela en son danışanıma dokunduysa işe yarıyor demektir. Hissini, evet, birkaç gündür siz üzüldünüz değil mi? Onunla yüzleşmeye çalıştınız değil mi? Efendim canınız yandı değil mi? Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Yani bir kuş gibi hafifledim diyor. İşte bazen dokunmak lazım hocam. Dokunmak, bazen ama dokunmak değişmek lazım de yani. Gerekiyor o anlamda. Demek ki herkes de onu bulmuyor. Yani dokunduğunuz her kimse de o refleksi alamayabiliyorsunuz. Evet. Demek ki o kişide bir altyapı, bir hazır bulunuşluk düzeyi varmış ki sizin söylemiş olduğunuz o söz onun için bir değer ifade etmiş, kendini değiştirmiş. Demek ki içselleştirmek lazım. Az önce şehadetten bahsederken aklıma 16 Temmuz'da görüştüğümüz bir okul müdürü, sizin de meslektaşınız, şu anda Küçükçekmece ilçesinde de bir okulun müdürü Eyüp Güzel, ismini de veriyorum, çok kıymetli bir kardeşim, değerli bir eğitimci. Lokman Hoca dedi 15 Temmuz'dan bir gün sonra Halkalı Meydanı'nda, bu arada sevgili izleyenler hani Lokman Yıldız TR Instagram adresinden bana sualleriniz varsa hocama ileteyim ben. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Halkalı Meydan'daki o duamı da koydum 15 Temmuz'da. Yani sayfamda duruyor. İnşallah siz de amin dersiniz. 16 Temmuz'da tanıştık. Dedi ki hocam dedi o kalkışma hareketini duyar duymaz dedi. Hemen diyor cebimde cüzdanımı çıkarttım diyor. Kredi kartımı diyor çıkarttım verdim diyor hanıma. Ondan sonra hanım dedi ki nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum dedi. Havalanına gideceğim dedi. Ondan sonra hanım diyor hayır diyor gidemezsin dur falan. Ondan sonra diyor ki birden diyor hanım iki kollarını yana, kapıya koydu. Beni almadan gidemezsin dedi. Tabii ben diyor hanımı dinlemedim diyor. Paldır küldür aşağı indim alt kata da diyor. Aile apartmanında oturuyoruz. Babam dedi kapıyı açtı. Oğlum ne yapıyorsun? Baba gideceğim dedi. Nereye? Havaalanına gideceğim. Babanın ifadesi şu. Hocam diyor evin tek erkek çocuğuyum ben. Oğlum bak demiş. Bu darbe gerçekleşir. Ve ülke düşerse sen de sağ kalırsan sana hakkımı helal etmem. Evet. Ben diyor kendimi sıradan bir adam olarak görürken birden ne oldu da babam küçükken bana neler vermiş? Hepsi hücum etti beynime. Ve ben harekete geçtim. Canımı, varlığımı sadece hani ihtiyacınız olursa kredi kartım burada hanım.
buradan kullanırsınız. Ben gidiyorum bana bir şey olursa. Tabii Allah selameti versin kıymetli hocamın, değerli meslektaşımın. Yani o küçükken babasının verdiklerinin hücum etmesi bir anda, ihtiyaç anında harekete geçmesi. Evet. Nasıl bir aşı? Aşı yapılmış. Okul müdüründen, okul müdürü gidecek de tanklara karşı çıkacak. Demek ki o aşı ihtiyaç anında öyle bir arslana dönüştürebiliyor. O aşı yapılmış ama. O aşı yapılmış yani. Zamanında yapılmış. Demek ki yapmak lazım. Hocam çığ kitabına biraz dönsek. Evet. Çığ kitabı hakikaten şimdi bana da bir kitap getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu okuyacağım. İnşallah. Çığ kitabında güzel bir tasarım var. Ne dağıydı burası hocam? Hemen. Kabarın etekleri. Kabarın etekleri. Ben gösteriyorum burada. Evet. Burada güzel bir şeyler falan var. Şehadete gitmiş askerlerimiz var. İşte kulübeler var. Okulunuz var. Onu resme yedirmişsiniz. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Öğrenci Mutluhan Yıldız, kendisine teşekkür ederim. Kendisi tasarımını yapmış. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel. Ellerine, yüreklerine sağlık. Şimdi bu çığ kitabının özeti nedir? Neden çığ anlattınız? Yani neye dikkat çekmek istediniz? Evet, aslında... Birkaç dakikamız var böyle. Ben istiyorum ki bu hikayeyi bize anlatın hocam. Evet. Dediğim gibi bu öğretmenin ilk meslek hayatına başlayışı, şehadete yürümek gibi bir olaydan bahsediyoruz. Yani bu illaki silahla olmuyor. Az önceki okul müdüründe evet. vermiş olduğunuz örnek gibi biz de Güneydoğu'ya bu kalemlerimizle gittik. Çok güzel. Savaşmak gerekiyordu orada. Ha bugün de savaş. Cehaletle savaşma. Cehaletle değil mi? Savaşmak gerekiyor. Yani biz kimseyle. Zaten cehalet değil mi zaten? Evet. Bizim biz kimseyle sorun. Savaşmaya gitmiyoruz. Elbette. Bizim en cehaletle büyük düşmanımız. Savaş. Elbette. Cehalet. Elbette. Yani kalemimizle belki çarpıştık orada. Sonuçta öğretmenlik mesleği bir yandan da ilintili bu şekilde devam edelim. Bir sevgi mesleği. Çocukları sevmiyorsanız, eğitimi sevmiyorsanız, onları içselleştiremiyorsanız, bir olamıyorsanız, onların hayatlarına dokunduramıyorsanız, istendik davranış değişikliği oluşturamıyorsanız, yani bu 10 bin lirayla 20 bin lirayla yapılacak bir meslek değil bir kere. Baştan bunu bütün kurslarda aynı şekilde söylerim. Vatanınızı seveceksiniz, milletinizi seveceksiniz, ülkenizi, vatandaşlarınızı seveceksiniz. Çocuklarınıza size emanettir bunlar bir şekilde devlet tarafından verilmiş. Bu emanete sahip çıkacaksınız. Devletin vermiş olduğu bütün akademik olsun, milli, manevi ne değerleri varsa kazandırmak için oradayız. Ve bu süreç içerisinde yeni öğretmenliğe başlayan bir kişi... Burada askerle birlikte oluyor ve böyle talihsiz bir olayla karşı karşıya kalıyor. Yani bu öğretmen, bu kitabın evet bir yüzü eğitimci ama bir yüzü de askeriye. Çünkü o öğretmen askerin içinde kalıyor. Ve askerlere karşı da elbette minnet duygusu. Çünkü onlarla birlikte yiyip içip yatıp kalkıyor. Onlarla birlikte kader birliği yapıyor. Doğan aynı güneşle birlikte yeni umutlara yelken açıyor. Batan güneşle birlikte aynı şekilde birlikte hüzünleniyor. Yani bir kader birliği yapıyor askerlerle birlikte. Evet. Dolayısıyla askerlerle de bütünleşiyorsunuz. Köylüyle, öğrencilerle nasıl bütünleşiyorsanız onlarla da bütünleşiyorsunuz. Ve siz köyden ayrılırken bir gün sonrasında böyle bir çığ olayı meydana geliyor. Evet, o anda ne düşünürsünüz? Gidersiniz ama sizi yoldan geri çevirirler. Şu anda orada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çünkü 21 gün boyunca devam edecek. En son askerimiz neden 21 gün? Cuma uçar diye. Kendisini rahmetle analım buradan. Ah. Cenazesi 21 gün sonra çığın altından çıkarılıyor. Nöbet tuttuğu kulübe 5 kilometre aşağılara sürüklenmiş. Ancak 21 gün sonra cenazesine ulaştıktan sonra kurtarma çalışmaları sona erdi burada. O anki teknolojiyi düşünün. Amerikan askerleri geliyor. Ya bizim UH-1 helikopterleri henüz ilk gün hareket kabiliyetleri falan söz konusu değil. Belki biraz gecikmeler falan da olabiliyor. Çünkü yoğun da bir tipi söz konusu. Aradan bunca zaman geçmiş. Siz ne düşünürsünüz? Böyle bir olay yaşanmış ve kamuoyu bunu unutmuş. Ya, kamuoyuna karşı da bir sorumluluk hissediyorsunuz. Topluma karşı bir sorumluluk hissediyorsunuz. Sağdan soldan işte Ali İhsan Mercan bir şey üzerinden, sosyal medya üzerinden kısa bir film çevrilmiş. Ve hatırladım Bursa'ya geldikten sonra. Aradan 25 yıl geçmiş. Hiç kimse de bu olayın üzerine gitmemiş. Bunu bilimsel bir şey de yazılabilirdi. Ama ben toplumun yapısını da bildiğim için bilimsel bir şey yazılsa bunu belki de hiç kimse okumayacak. Onu da düşündüm. Bunu romanlaştırmam gerekiyor diye düşündüm. Askerler bana sağdan soldan az önce işte Nurettin'den örnek verdik. Çığın altında yaşam mücadelesi veren belki 20 tane 30 tane askerle görüştüm.
Gece yatakta düşünün, üzerinizde yorgan var ama ne hissediyorsunuz biliyor musunuz? Üzerinizde sanki bir çığ kütlesi var. Kanter içerisinde uyanıyorsunuz. Ha diyorsunuz, belki şu anda Nurettin şu saatlerde çığın altında 25 yıl önce mücadele veriyordu, yaşam mücadelesi veriyordu. Arıyorum o anda Nurettin'i. Sen ne düşündün çığın altındayken? Duyguların neydi? Duyguyu geçirmem İletişime lazım. İletişime de geçtiniz yani. Tabii ki iletişime geçtim kaç tane askerle. Çünkü onlar da bana, hocam bunu yazın. Bu unutuldu, bizi yazın. Çok güzel. Biz bu şekilde unutulalım. Bu arada sevgili izleyenler, Lokman Yıldız TR Instagram adresinden bana sualleriniz gelmeye başladı. Hocam, Ahmet Can Bey diyor ki, hocama sorar mısınız? Sömesi tatiline gittikten sonra geldi mi? Geldiyse nasıl bir duyguyla eğitime başladı? Ahmet Can Bey, teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Ben de aslında bunu sormayı düşünüyordum. Evet. Benim adıma siz sordunuz. Aslında yarım cümle belirtmiştim. Hemen gidiyorum ben köye. Otobüste ne düşünüyorum? O arkadaşlarımdan kaçını göreceğim, kaçını sağ göreceğim, kaçı beni karşılayacak? Bu düşünceyle, bu duyguyla gidiyorum. Otobüsün camları buğulanıyor. Buğulandığım zaman bakıyorum, sanki bir silüet, Alaaddin Saraçyarkupoğlu'nun yüzü orada görünüyor. Allah. Dayanamıyorum, siliyorum. Bakıyorum başka bir asker arkadaşımızın görüntüsü. Bakıyorum başka bir öğrenci. Her silişte başka bir... Sabaha kadar uyumayarak bu şekilde gidiyorsunuz ki yol ayrımında artık diyorlar, bundan sonra gidemezsin hocam, geri dön. Çünkü köyde kurtarma çalışmaları var. Evet, köye bir daha ben gidemedim. Daha sonra eğitim yaptınız mı bu köyde denildi ama yapamadım. Çünkü onun da cevabını az önce verdim. Çünkü bu köy artık tarih oldu. Tarih oldu. O olaydan sonra köy artık kalktı. Sonra, tabii ki o köyün üçte biri diyelim ki çığın altında kaldı zaten. Evet. Vatandaşımız hayatını kaybetti. Geri kalan kısımda ya yakın çevre, illere, ilçelere bu şekilde taşındılar. Evet. Köy boşaldı. Ahmet Hocam, hakikaten çok duygulu anlar yaşadım. Ben sizinle duygulandım. Sanki yaşamış gibi oldum. Gerçekten çok da böyle, ben de değişik bir adamım. İçselleştirdim. Çünkü kitabınızı okuyacağım. O duyguları bir kez daha bu kitapta inşallah yaşamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi... Çığ Kitap Instagram sayfamız var. Onu hatırlatırsak eğer, oradan da takip ederiz. Evet, Çığ Kitap'a da inşallah baksınlar. Bu şekilde baksınlar. İletişime geçsinler. Ahmet Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bana bu imkanı sunduğunuz için. Güzel bir gerçekten başlangıç. Ama olumsuz kareler. Fakat inşallah o şehadete ulaşmış kardeşlerimize buradan da rahmet dileyelim. Sizin de kaleminize sağlık. Meslek hayatınıza tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Çığ Kitabı'nın yazarı Ahmet Özdemir hocamı bugün burada ağırlamanın gerçekten mutluluğunu yaşadık. Zaman zaman duygulandık. Zaman zaman gerçekten o günleri 1992 yılında yaşanmış efendim o çığ günlerine gittik. İnşallah Rabbim o felaketlerden ülkemizi ve insanlığı muhafaza eylesin. Son zamanlarda sel felaketleri de ülkemizin bazı yerlerinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanıyor. Rabbim inşallah hepimizi muhafaza eylesin. Gelin, en çok muhafaza etmemiz gereken kişi bizim kendimiz ve içinde bulunduğumuz, değerleriyle yaşamaya çalıştığımız ülkemizdir. Bu büyük aileye vakit ayıralım ki bu ülkeyi, bu aileyi Allah büyütsün. Efendim, aileyi vakit ayırarak ailemizdeki mutluluğu arttıralım. Mutlulukla kalın efendim. Allah'a ısmarladık.